teacher at Kent. How are you today? Fine, thank you. I'm great, great. Yes, you can sit down, you can settle down. 22, yes, right. For the, this will be on the last hour, 8 hour, I will... Is it because you didn't study? Why? What is your... Okulumuz 3 Mart 1992 yılında iki ülke arasında yapılan protokol neticesinde açılmıştır. O günkü Milli Eğitim Bakanımız Köksal Toptan ve Kırgız Hükümeti adına da Çınara Şarşıyevna'nın imzalarıyla okulumuz açılmış. Okulumuz 65 öğrenciyle başlamıştır. Daha sonraki yıllarda okulumuzun kontenjanı her sınıf için 50 kişi belirlendiğinden toplam kontenjanımız 200 kişidir. Okulumuz her yıl sınavla öğrenci almaktadır. 25 yıllık tarihi sürece baktığımız zaman ortalama sınavlarımıza 700-800 civarında öğrenci katılmakta. Bunlardan 50 tanesini okulumuza kaydetmekteyiz. Okulumuz bir yıl hazırlık dil öğretimi için 3 yılda meslek ve Anadolu Lisesi eğitimi olmak üzere 4 yılda tamamlanmaktadır. Bugüne kadar okulumuz 783 öğrenci mezun etmiştir. Tabii okulumuzun az önce belirttiğim gibi iki kanatlı bir okul burası. Hem Anadolu Lisesi hem Meslek Lisesi. Bizim aşağıda profesyonel diyebileceğimiz düzeyde iki giyim atölyemiz var. Bu bize tabi kıyafet konusunda, dikim konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Ti okulumuz tartışmasız Kırgızistan'daki meslek liseleri arasında açık ara her alanda birincidir. Bu hem mesleki anlamda hem de akademik anlamda çocuklarımızın başarısını hem Kırgız hem de Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri defalarca tescillemiştir. Bazı insanların zeka yapısı daha sözel ağırlıklı olabilir, bazı sayısal ağırlıklı olabilir. Çocuklarımızın okulumuzun kuruluş maksadına uygun olarak temelde iki ülkenin kardeşliğin dostluğunu güçlendirmenin yanında iki ülkenin bugüne kadar kazanımlarını paylaşmaları anlamında, iki ülkenin kalkınmasına katkı vermeleri anlamında ve her türlü politik düşüncelerden uzak olarak iki halkın buluşması, kaynaşması anlamında bilgi ve beceri aktarımı konusunda bir köprü vazifesi üstlendikleri için iki ülkenin de kültürünü hem öğrenmeleri, hem benimsemeleri, hem yaşamaları ve hem de bunu bir kültür aktarıcısı olarak bundan sonraki nesillere aktarmak gibi bir misyonları var. Dolayısıyla haddi zatında bu çocuklar çok genç yaşta iki ülkenin bayrağını dalgalandırmak adına çok büyük sorumluluklar üstlenmiş oluyorlar. Zaten